biliyorsunuz her akşam biz burada Anadolu'yu mayalayanlar programımız var. Daha doğrusu Anadolu'nun manevi şekli ve iklimini veren gönül mimarlarından, Allah dostlarından birisi bu akşam yine Esenler'de konuğumuz. Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi. Çok güzel bir sözü var, onu beraber paylaşıp ondan sonra ekrana geçmek istiyoruz. Yurdumun her taşını Kabe sayarım diyen, 76 yıllık ömrünü bu memleketin manevi şeklini ve iklimini gerçekten bizlere, geleceğe katmak için toprağına döken Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi'yi birlikte tanıyalım. Arkadaşlarımızın hazırlamış olduğu Sinevizyon'da bakalım neler anlatıyor, sessizce bir izleyelim efendim. Gönül insanı Osman Hulusi Efendi, 1914 yılında Malatya'da Darende'de doğdu. Soy bakımından Somuncu Baba'ya dayanır. Babası Şehzade Hatip Hasan Efendi, annesi Fatıma Hanım'dır. Osman Hulusi Efendi, çocukluğunda babası tarafından geçimini temin etmesi için bir marangozun yanına çırak verildi. Ayrıca özel kitaplığındaki yazma ve basma kitapları bizzat ciltleyecek kadar mahir bir ciltçi ve iyi bir şiraze örücüsüydü. Bu zanaatlar Osman Hulusi Efendi'nin sanatkar kişiliğine ince bir ruh ve iyi bir zarif anlayış kazandırdı. Bir yandan da eğitimini sürdüren Osman Hulusi Efendi, Arapça, Farsça ve edebiyat bilgisini ilerletti. Hatta bunları şiirlerinde usta ve kıvrak bir üslupla kullanma seviyesine geldi. Ayrıca ilim sahasında da fetvaya muktedir bir seviyeye erişti. Osman Hulusi Efendi, 1945-1987 yılları arasında 42 sene bilfiil Somuncu Baba Camii'nde İmam Hatip olarak görev yaptı. Genç yaşlarda İhramcızade İsmail Hakkı Efendi'ye intisap eden ve bu maneviyat üstadının hizmetinde bulunan Osman Hulusi Efendi, üstadı İsmail Hakkı Efendi 1969'da irtihal edince onun yerine manevi irşat vazifesini yürütmeye başladı. Hayatı boyunca kendini insanlığa hizmete vakfeden Osman Hulusi Efendi, gerçek manada tasavvufun insanlığa hizmet olduğunu örnek ahlakıyla sergiledi. Bizzat tevazuyu yaşayarak öğreten Osman Hulusi Efendi, insanlar arasında azametle yürümemiş, davetlere icabet etmiş, birçok etkinliklerde sevenleriyle beraber olmuştu. Kadir Şinas ve vefalı, her türlü meşru gayreti kutsayan bir fikre sahipti. Geçmişten geleceğe hizmet etme aşkı ve heyecanı ömrünün son günlerine kadar devam etti. Osman Hulusi Efendi, kendi asrı olan 20. asırda insanlığa hizmet etmenin neşvesini, neşesini, insanlık alemini bizzat yaşayarak gösterdi. Bir insanın ömrünü nasıl dolu dolu yaşayacağını güzel ve örnek ahlakıyla ortaya koydu. Üretici derviş tipinin en güzel örneklerinden biri olan Osman Hulusi Efendi'nin çizdiği ideal insan tipinde sözle fiilin mütabakatı vardı. Darende ve çevresinde kendisine gönül verenler üzerinde oluşan otoritesinin kaynağında da bu mütabakatın önemli yeri hissediliyordu. Aynı zamanda mutasavvuf ve şair olan Osman Hulusi Efendi'nin gazel, ilahi, kaside ve rubaiyat türünden meydana gelen Divan-ı Hulusi-i Darendevi adlı eseriyle yakınlarından başlamak üzere ahbaplarına yazdığı nazım ve nesir şeklinde mektuplarının toplandığı Mektubat-ı Hulusi-i Darendevi ve Hutbeler adlı eserleri vardır. Bu eserler kendisinin kuruculuğunu yaptığı vakıf tarafından neşredildi. Her zaman halkın yanında hakla beraber olma yüceliğini şahsında ve eserlerinde görmek mümkündür. Bütün hayatını yaratıcının istediği gibi bir kul olmaya vakfetmişti. Tarihe ve topluma karşı duyduğu sorumluluk ve hassasiyetin bir ifadesi olarak yurdumun her taşını Kabe sayarım diyen Osman Hulusi Efendi bu özellikleriyle dini liderlik boyutlarını aşmakta, tarih önünde, maşeri vicdanlarda ve toplumsal hafızada yerini almaktadır. Osman Hulusi Efendi sosyal yönüyle de oldukça dikkat çeken özelliklere sahipti. Kan davaları gibi büyük kavgaları, aile münakaşalarını, komşu anlaşmazlıklarını bıkıp usanmadan sulh etmiş, ömrünü İslam üzere ve barışa yönelik işler yaparak geçirmişti. Darende ve çevresinin gelişmesi, imarı ve gençlerin en güzel şekilde yetişmesi için çalışan Osman Hulusi Efendi, okul, cami ve benzeri müesseselerin yanında
Darende'ye de bir fabrika ve bir hastane kazandırma gayesiyle yoğun çalışmalar ortaya koymuş ve bunda muvaffak da olmuştur. Osman Hulusi Efendi, 1990 yılında Darül Beka'ya irtihal etti. Evet, şimdi televizyonlardan çok yakından tanıdığınız ve gerçekten izlerken hayran kaldığınız, bizim geçmişimizle bugünümüz arasında çok güzel bağ kuran çok değerli bir hocamız var aramızda. Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil aramızda. Sayın hocam, buyurun, alkışlarınızla hocamı sahneye alıyoruz. Muhterem protokol ve misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, ben de bu mübarek gecede sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Ramazan-ı Şerif'in cümlemize, hepimize, milletimize, İslam alemine hayırlar, bereketler getirmesini de Cenab-ı Hak'tan diliyorum. Dünya sultanları, sultanlığı öldüğü zaman bitiyor. Dünya sultanlarının sultanlığı öldüğünde kalmıyor, bitiyor. Ancak gönül sultanlarının sultanlığı da öldüğünde başlıyor. Onlar asla unutulmuyor, her zaman yad ediliyor. Anadolu'yu mayalayanlar diye konuştuğumuz zaman akla işte ilk gelen bu gönül sultanları oluyor. Onları her zaman, her vesileyle gerçekten yaşamamız, yaşatmamız, tanımamız, bilmemiz, onların verdiği mesajları çok iyi anlamamız gerekiyor. Gerçekten bu toprakları mayalayan, bu milleti mayalayan o gönül sultanlarıdır. Burada onları anmak adına, hatırlamak adına her gece programlar yapan Esenler Belediyesi'ni ben de tebrik ediyorum. Mehmet Zahit Kotku Efendi, Hüseyin İlmi Işık Efendi, Seyyid Osman Hulusi Efendi, Aziz Mahmut Hüdayi, Mehmet Emin Tokadi, Murad-ı Münzevi, her birini baktığımız zaman aslında her bir beldeyi, Somuncu Baba, Hacı Bayramı Veli, her bir beldemizi bugün ışık ışık aydınlattığını görüyoruz. Onları tanıyanlar şaki olmuyor. Onları tanıyanlar dinini, Rabbini tanıyor. Onları tanıyanlar güzelliklerle beraber oluyorlar. Onları tanımayanlar açıkçası biraz insanlıktan nasibini alamıyorlar. Onun için burada onları da anmak adına toplanan siz kıymetli gerçekten izleyicilerimizi ben muhabbetle yad ediyorum. İnsanlar gelip gidiyor, tarih bunu gösteriyor. Dünya 50 yılda bir boşalıyor. 50 sene sonra şurada konuşandan ve dinleyenlerden 60-70 sene sonra kimse kalmayacak. 3000 sene geriye gittiğimiz zaman dünyanın onlarca defa, yüzlerce defa dolduğunu, boşaldığını görüyoruz. Dünya bitiyor. Ama bazıları unutulmuyor. Onlar unutulmuyor. Kim unutulmuyor? Geride hayırlı, güzel bir eser bırakanlar unutulmuyor. Hayırlı evlatlar bırakanlar unutulmuyor. Camiler, çeşmeler, mescitler, medreseler yapanlar unutulmuyor. O sebeple bizim bu nevi hizmetlerin de içinde mutlaka bulunmamız gerekiyor. İşte bu akşam konuştuğumuz Seyyid Osman Hulusi Efendi her yönüyle unutulmazlar içerisinden birisindedir. Hayırlı evlatları vardır. Hayırlı evlatları bugün Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı'nın başında olarak hizmetini devam ettiriyor. Yaptırmış olduğu nice vakıflar, camiler, mescitler, medreseler ve hastaneler vardır. Bunlar da bugün hizmet görüyorlar. Ve yine eserleri var, divanı var, mektubatı var ve Somuncu Baba Camii kürsesinden hutbeleri var, basılmış eserleri var. Bunları okuyanlar da İslam'ı, Ehl-i Sünnet yolunu en güzel, en doğru bir şekilde öğreniyorlar ve devam ettiriyorlar. Bugün dünyanın her tarafına bu hizmetin devam ettiğini görüyoruz.
Seyyid Osman Hulusi Efendi Peygamber Efendimizin neslinden geliyor. Somuncu Baba'nın neslinden geliyor. Somuncu Baba Anadolu'yu mayalayan en önemli tasavvuf büyüklerimizden bir tanesidir. Sadece bakın Somuncu Baba Yıldırım Bayezid Han'ın sofrasında en önemli bir noktada olacak iken, sofrasının bir numaralı adamı olacak iken gidiyor Aksaray'a, gidiyor Darende'ye, orada gönülleri irşad ediyor. Orada insanları irşad ediyor, güzel yollara getiriyor. Ama bir talebesi var çok önemli, Akşemseddin. Hacı Bayramı Veli, Hacı Bayramı Veli'yi yetiştiriyor. Hacı Bayramı Veli, Akşemseddin'i yetiştiriyor. Akşemseddin, Fatih Sultan Mehmed'i yetiştiriyor. Ve şu gün şurada bulunduğumuz İstanbul'un manevi fatihi oluyor. Kim? Hocası Akşemseddin, onun hocası Hacı Bayramı Veli, onun hocası Somuncu Baba. Somuncu Baba. İşte bunların her birisi İstanbul'un manevi fatihlerindendir. O Somuncu Baba'nın evlatlarından biri işte Seyyid Osman Hulusi Efendi'dir. 1914 yılında doğdu. Bu yıla dikkat edin. Birinci Cihan Harbi'nin başladığı yıldır. Yani en karanlık yıllarımızdan bir tanesidir. En zor zamanlardan bir tanesidir. Cenab-ı Hak zor zamanlarda ışık gibi insanlar bu dünyaya yollar. Yani onlar bir liman vazifesi görürler. O zor zamanda Darende gibi bugün bile köy sayılabilecek bir yerde doğdu. Ama bütün dünyaya ışık saracak bir noktaya geldi. Böyle bir alim oldu. Liseye gitmedi, üniversiteye gitmedi. Ortaokulda yetişti. İlkokulu sadece ilkokulu okudu ve gazete küpürlerinden okudu. Fakat o Osmanlı neyi vardı? Kültürü vardı. Bugün bazen insanlar şunu söylüyorlar, Osmanlı toplumunun yüzde kaçı okuyordu diye. Kitap okumakla sadece adam olunmuyor. Eskiden bir sohbet, bir nazarla, bir bakışla adam yetişiyordu. Peygamber Efendimizin bir sohbetine eren bir anda hikmet söylemeye başlıyordu. Bir anda gerçekten en böyle kültür sahibi, irfan sahibi, izan sahibi insan oluyordu. Bir bakışla, hani bizim bakışımızdan anlamayan, sükutumuzdan anlamayan, konuşmamızdan hiçbir şey anlamaz demişler. Bugün üniversitelerde okuyup da ne ilim sahibi, ne irfan sahibi, ne gönül sahibi insanları görüyoruz. Maalesef böyle de bir çağda yaşadığımızı bilelim. Neden? Çünkü bir kısım ilahiyatçılarımız tasavvufu dahi reddediyor. Anadolu'yu mayalayanlar diye şu Esenler Meydanı'nda ne güzel programlar yapılan o insanları tanımıyor. O insanları yok sayıyor. O insanları kötülüyor. Oysa bakın 500 sene, 700 sene, 600 sene o insanlar konuşuluyor. Onlar tanınıyor halkımız tarafından, milletimiz tarafından. Bunların gerçekten gençlerimize en güzel şekilde öğretilmesi, bildirilmesi lazım geldiğini ben açıkçası düşünüyorum. Somuncu Baba'nın eserleri var. Bunların bir tanesini Seyyid Osman Hulusi Efendi, onun şahsiyeti, eserleri ve onun yine hayatı en geniş bir şekilde ben bu eserlerde yazmış bulundum. Bunları böyle gösteriyorum. Çünkü 15 dakikada gerçekten her şeyi söyleyebilmek mümkün değil. Zamanımız kısa. Onun birkaç bazı sözlerinden aktarmak istiyorum. Kendisine Kabe'de sohbet ederken sırtını Kabe'ye dönmek durumunda kalanlar ne yapalım sırtımızı Kabe'ye dönelim mi diye sorduklarında Ademoğluna sırtını insana dönme de nereye dönersen dön. Yani insanda bir kalp vardır o kalbe dikkat et. Orası nazargahı ilahidir. Cenab-ı Hakk'ın nazar ettiği bir yerdir. Hiçbir yere sığmam mümin kulumun kalbine sığarım. Öyle buyuruyor. Yani bir, o kalbi temiz tut. Oraya malayani koyma. Kalbe başka sevdaları, başka sevgileri asla koyma. Orada Cenab-ı Hakk'ın sevgisi olsun.
başka sevgiler bulunmasın. Padişah konmaz saraya hane mamur olmadan, sür çıkar gayrı gönülden, ta tecelli kıla hak. Padişah konmaz saraya hane mamur olmadan, pislik bir yere, kokan bir yere, kötü bir yere padişah gelip oturmaz. Öyleyse sen de öncelik kalbini temizle. Kalbinde malayani, başka sevdalar, başka aşklar bulunmasın. Orada sadece Cenab-ı Hakk'ın aşkı, Resulünün aşkı ve onu sevenlerin aşkı olsun. İşte o kalbe sırtını dönme. Yunus Emre'nin dürüş kazan, ye yedir, bir gönül ele getir. Yüz Kabe'den yeyrektir bir gönül ziyareti. Çalış çabala, kazan ama yığma. Nereye yığma? Taşa, toprağa paranı yığma. Ye, yedir, bir gönül ele getir, bir gönül kazan, bir dua al. Yüz Kabe'den yeyrektir bir gönül ziyareti. Bir gönlü ziyaret etmek, yüz defa Kabe'yi ziyaret etmeye bedeldir. İşte hani bugün bu unuttuğumuz hususlardandır. Sadece eskiden Kabe'ye giderken bir mahalleyi helallaşmadan, komşularıyla helalleşmeden, doyurmadan asla gidilmezdi. Ama bugün gidip gelindiğinden haberimiz olmuyor. Gönül Kabe'sini tavaf etmeden yola çıkan hacılara şaşarım. Önce gönül Kabe'lerini ziyaret edeceğiz. Gönlü. Onun için Osman Hulusi Efendi, insana sırtını dönme. Cuşa gelir dağ ile taş, feryat eder vakti seher. Her nesneyi kaplar telaş, feryat eder vakti seher. Seher vaktinde uyanık ol. Eskiler seher vaktinde Peygamber Efendimiz'e selatü selamlar gönderirlerdi. Ne ile? Sabah rüzgarıyla. Ey badı sabah uğrarsa yolun haremeyne, tazimimi arz eyle Resulü sakaleyne. WhatsApp'tan gitmiyor mesajlar. WhatsApp'tan Peygamber Efendimiz'e mesajını ulaştıramazsın. Ancak seher vakti uyandığında getirdiğin selatü selamları o işte badı sabah ile sabah rüzgarına verirsen bir anda Peygamber Efendimiz'e götürürler. O vakti seheri kaybetme. Onu iyi hatırla. Gerçekten Seyyid Osman Hulusi Efendi'nin divanını açıp okuduğunuzda ne güzellikleri, tasavvufu görüyorsunuz. Tasavvuf baştan sona güzel ahlaktır. Güzel ahlakı görüyorsunuz. İslamiyeti güzel bir şekilde yaşamayı görüyorsunuz. Yoksa bugün bir kısım ilahiyatlara hani fazladan böyle sahur yemeği yedirebilmek için çırpınan, tasavvufu inkar eden, dini bozmaya çalışan adamlara asla aldanmayın. Eskiler yenilenir, hep yeni adetler gelir. Şer-i pake uymayan bir sürü bid'atler gelir. Ehl-i sünneti tanımayan bid'at ehli adamları da iyi tanı. Bunlar temiz İslamiyete uymazlar. O suyu bulandırırlar, onu bozmaya çalışırlar diye ifade ediyor. Onun bir şiiriyle de inşallah uzatmadan konuşmama son vermek istiyorum. Bu da çok güzel tasavvufi bir şiir. Onu da burada sizlere okumak istiyorum. Ne kadar hoş, ne kadar güzel, sadece şundan alınan dersle gençlerimizin birbirini kırmadan, üzmeden, severek, sevgiyle gerçekten birlik, beraberlik içerisinde nasıl yaşadığını göreceğiz. Alemi sen kendinin kölesi, kulu sanma. Sen hak için alemin kölesi ol, kulu ol. Alemi kendinin kölesi, kulu zannetme. Sen hak için, Allah için alemin kölesi ol, kulu ol. Nefsin hevası için mağrur olup aldanma. Yüzüne bassın kadem, her ayağın yolu ol. Sakın nefsine uyup mağrur olma, kibirlenme, gururlanma. Başkalarına karşı başını dik tutma. Yüzüne bassın kadem, ayaklar yüzüne bassın. Her ayağın yolu ol. Garazsız hem ivazsız hizmet et her canlıya. Kimsesizin düşkünün ayağı ol, eli ol. Herkese bir el ol, ayak ol, yardımcı ol. Ama garazsız ve ivazsız, minnet etsinler diye değil, ne iyi adam ol, adam desinler diye değil, bunu asla düşünme. Allah için herkese hürmet et de sev, sevil, her göze diken olma, sümbülü ol, gülü ol.
İncinmesen kimseyi, kimseye incinme hem. Güler yüzlü tatlı dil, her ağzın balı ol. Güneş gibi şefkatli, yer gibi tevazulu, su gibi sehavetli, merhametle dolu ol. Su gibi cömert ol, her tarafa, her şeye merhametle dolu ol. İnsanlara merhamet et. Gökçek gerek dervişin, sanı yoksula baya, suçluların suçundan geçip hoş görülü ol. Sen haklısın dediğin zaman bütün kavgalar bitiyor. Haklısın kardeşim. Bütün kavgaların bittiği andır bu. Özür dilerim. Halbuki haklıydın. Haklısın bak. Haklıyken haksızsın diyorsun. Kusura bakma diyorsun. Sen haklısın diyorsun. Haklıyken de bunu. Haksızken değil. Haklı olduğun halde bunu söylediğin an bütün kavgaların, bütün gürültülerin bittiği andır. Suçluların suçundan geçip hoş görülü ol. Varlığından boşal kim yokluğa erişesin, sözünü söyle gerçek, Hulusi'nin dili ol. Sözünü gerçek söyle, Hulusi'nin dili ol. İşte bu büyükler, bu alimler, Anadolu'yu mayalayanlar ölmüyor. Şeyh Edebalı'nın dediği gibi, oğul, insanlar vaktir, vardır, şafak vakti doğarlar, akşam vakti ölürler. Ölürler, şafak vakti doğarlar, akşam vakti ölürler. Bunların adı, esamesi, sanı, şanı yoktur. Doğduğuyla öldüğü birdir. Ama insanlar vardır, ölümsüzdür. Onlar ölmezler. İşte şu sözler ölmez. Bu nevi hizmet edenler ölmez. Camiler, mescitler, medreseler yapanlar ölmez. Adam yetiştirenler ölmez. Bir adam yetiştirelim. Bir talebe okutalım. 3 kişi bir araya gelelim. Bir talebenin bursunu verelim. Bir caminin, bir mescidin, bir okulun tuğlası olalım. Tuğlasını verelim. Dediğimiz an o okulda, o camide, o mescitte, o hizmet erinde ne zaman dua edilse kıyamete kadar o isimler ölmeyecektir. Anadolu'yu mayalayanların bize verdiği en önemli ders, en önemli mesaj işte budur. Böylesi mübarek bir gecede Seyyid Osman Hulusi Efendi'yi sizlerle beraber anmaktan, hatırlamaktan ve daha nice o güzel isimleri burada yad etmekten duyduğum memnuniyeti bir kez daha ishar ediyor. Hepinize muhabbetlerimi sunuyor. Ramazan-ı Şerif'in bereketler getirmesini diliyor. Bu toplantıları tertip edenlere şükranlarımı sunuyor. Sağ olunuz, var olunuz diyorum.